Diğer ülkelerde doğmuş ya da kökeni başka bir ülke dayanan futbolcuyu devşirmek Avrupa ülkelerinde sıkça görülen bir durum. Öyle ki Fransa milli takımına baktığınızda 3-5 futbolcu dışında neredeyse hiçbiri aslında Fransız değil. Gönül ister ki bunu biz de yapalım, başarılı olalım ama biz daha kendi topraklarımızdaki yetenekleri bile keşfedemiyoruz. Tabi şu anda yapamıyor oluşumuz, geçmişte yapmadığımız anlamına gelmiyor. Geçmişte birçok defa yabancı futbolculara Türk pasaportu verilmiş. Biz de bugün bunu anlatacağız. Bugün Türk vatandaşlığı alan yabancı futbolculardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce eğer bu tarz futbol videoları hoşunuza gidiyorsa abone olup aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açıp videolardan anında haberdar olabilir, destek vermek için de videoyu beğenebilirsiniz. Bunların tamamı sadece birkaç saniyenizi alır. Keyifli seyirler. George Hacı Ülkesinde başta Stavu Bükreş olmak üzere 3 farklı takımda forma giyen Hacı 1990 yılında Real'e transfer oldu. Sırasıyla ikişer yıl Real, Brescia ve Barça yıllarının ardından 1996 yılında Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Galatasaray'da geçirdiği 5 yılda taraftarın sevgilisi olan ve hala unutulmayan Hacı kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın önemli parçalarından biriydi. Tabi Türk taraftarlarla bu kadar haşır neşir olmuşken bir de Türk vatandaşlığı verildi. 2001 yılında futbolu bırakan Rumen efsane daha sonra Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde yapmıştı. Yanis Hacı. oğlu Yanis Hacı aslında Türk vatandaşlığı almış bir oyuncu değil. Doğrudan Türk pasaportuyla doğmuş bir oyuncu. Pratikte videomuza uymuyor ama Yanis'in doğum yerinin İstanbul olduğu az bilindiği için videomuza koymak istedim. CC yok hoca. Bir Galatasaray efsanesinin ardından Fenerbahçe efsanesiyle devam edelim. 1996 yılında Eintracht Frankfurt'tan 3,5 milyon euroya alınan Okoça 2 yılda gösterdiği performansla 12,5 milyon euroya Paris'e gönderildi. Türkiye'de kaldığı bu kısacık 2 yılda Türk vatandaşlığı aldı. Okoça'nın Türkiye'deki ismi de Muhammed Yavuz'du. Elvir Boliç Ülkesinde Çelik, Zenika ve Sırbistan'da Kızıl Yıldız formaları giydikten sonra 1992 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Türkiye'de Galatasaray dışında Gaziantepspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Spor, Gençler Birliği ve Malatya formalarını giydi. Ülkemizde futbol oynarken Türk vatandaşlığı da alan Elvir Bol için Türkiye'deki ismi Ender Cansun. Fernand Kolibali Şimdi sırada Galatasaraylıların yakından tanıdığı bir isim var. Türbünden bayağı tepkiler vardı. Ya Galatasaray siyerçi manyak ya. Ya her maçı ben burada dünya küfür böyle falan niye? Tamam mı? Başka topçu yok mu? Niye bana küfür? Az önce izlediğiniz Galatasaray seyircisi manyak yademeci ile ün kazanan Fernand Kolibali de Türk vatandaşlığı alan futbolculardan biriydi. Mali doğumlu Kolibali 4 yıllık Fransa macerasının ardından Türkiye'ye gelmiş ve futbol hayatının geri kalanını ülkemizde geçirmişti. 9 yılda 7 farklı Süper Lig takımında oynadıktan sonra 2003 yılında futbola veda etti. Türk vatandaşlığı da alan Santrafor Türkiye'de Muhammed Doğan ismini kullanıyor. İbrahim Yattara. Malili futbolcu Yattara ülkesinden 2000 yılında Royal Antwerp'e, oradan da 2003 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2011 yılına kadar 8 yıl Trabzonspor forması giydi ve hala unutulmayan bir oyuncu. Trabzonspor yıllarının ardından 1 yılda Mersin İdman Yurdu forması giyen Yattara Türk vatandaşı olmuştu. Yattara'nın Türkiye'deki ismi ise İbrahim Üçüncüydü. Roman Dobrovski Polonyalı futbolcunun kariyeri Fernand Koribali'nin kariyerine bir hayli benziyor. 4 yıl boyunca ülkesinde futbol oynayan Roman Dobrowski Türkiye'ye geldikten sonra kariyerinin tamamını burada geçirdi. Büyük bir Kocaeli Spor efsanesiydi. Tam 9,5 yıl Kocaeli Spor formasını giydi. Kocaeli Spor'un kazandığı iki Türkiye Kupası zaferinde büyük pay sahibiydi. Kocaeli Spor dışında bir dönem Beşiktaş ve Antalya Spor formalarını giyse de tekrar Kocaeli Spor'a dönüp futbola orada veda etti. 13 yıllık Türkiye kariyerinde bile Türk vatandaşlığı edinen Roman Dobrowski'nin ülkemizdeki ismi Kaan Dobraydı. Misko Mirkoviç Roman Dobrovski'nin ardından Kocaeli Spor'da stoperdeki partneri Misko Mirkoviç ile devam ediyoruz. 9 yıl Kocaeli spor, 2 yıl Fenerbahçe ve 1 yıl Elazığ Spor formaları giyen Mirkoviç Türk vatandaşı olmuştu. Ülkemizdeki ismini de Mert Meriç olarak değiştirmişti. Uçe Okeçukvu Futbola ülkesinde başlayan Uche, 3 yıl Danimarka'da Brond bir formasını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 9 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydi ve hala hatırlanan futbolculardan biri. Fenerbahçe yıllarının ardından ülkemizde 4 yıl boyunca İstanbul Spor forması giydi, daha sonra ülkesine dönüp orada futbola veda etti. Tıpkı Roman Dobrovski gibi 13 yıllık bir Türkiye macerasına sahip olan Uche, ülkemizde Deniz Uygar ismini kullanıyor. Vederson Luis da Silva Vederson Luis da Silva sizin bildiğiniz adıyla Gökçek Vederson'dan bahsedeceğiz. 2001 yılında ülkesi Brezilya'da futbola başlayan Vederson, 2004 yılında Ankara Spor formasıyla ülkemize adımını attı. Ligimizde 3 yıl Ankara Spor, 3 yıl Fenerbahçe, 3 yıl Bursa Spor, 1 yıl Antalya Spor, 2 yıl Mersin ve 1 yıl Adana Demirspor formalarını giydi. 13 yıllık Türkiye macerasının ardından futbola başladığı Brezilya takımı Americano'da futbola veda etti. 2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olurken Türk vatandaşlığı aldı ve adını Gökçek olarak değiştirdi. Bu ismi o zamanki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ankara Spor'un onursal başkanı Melih Gökçek'ten almıştı. Bu arada ülkesindeki isminde W harfini kullanan Vederson, bizim alfabemizde W olmadığı için V harfini kullanıyor. Tita Yine Melih Gökçek'in altına imza attığı bir Türk vatandaşlığı hikayesinden bahsedeceğiz. 2004 yılında yani Gökçek Vederson'la aynı yıl aynı takımdan transfer edilen Tita 7 yıl boyunca Ankara spor formasını giydi. Tabi bu söz konusu 7 yılın 3,5 yılını yani yarısını başka takımlarda kiralık olarak geçirdi. Gökçek Vederson'la birlikte Türk vatandaşlığına geçen Tita Melih Gökçek ismini almıştı. Yanlış duymadınız. Adamın adını direkt olarak Melih Gökçek yapmışlardı. Ankara Spor'un ardından Türkiye'nin farklı farklı kademelerinde futbol oynayan Tita, 2019 yılında Nevşehir Belediye forması giyerken emekli oldu. Marco Aurelio Videomuzun başında bahsettiğim devşirme futbolcu sisteminin Türkiye'deki en net örneklerinden biriyle listemize devam ediyoruz. Ülkesi Brezilya'da Flamengo ve Olario formaları giyen Aurelio 2001 yılında Trabzonspor formasıyla ülkemize gelmişti. 2 yıl Trabzonspor forması giydikten sonra bedavaya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Prime dönemini Fenerbahçe'de yaşadı. Fenerbahçe'nin efsane kadrolarında ön liberodaki isimde. 2006 yılında Türkiye vatandaşlığı ve sizin bildiğiniz haliyle Mehmet ismini alarak Mehmet Aurelio olarak anılmaya başlandı. Hatta o zamanlar milli takıma da alınmış ve 37 maç A milli takımımızın formasını terletmişti. 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından kontratının bitişiyle birlikte Real Betis'e imza attı. Real Betis kariyeri istediği gibi geçmeyince 2 yıl sonra Beşiktaş formasıyla ligimize tekrar geldi. 2 yılda Beşiktaş forması terleten Mehmet Aurelio Olarya'ya dönüp futbola veda etti. Tabi futbolu bıraktıktan sonra tamamen Türkiye'den elini eteğini çekmiş bir oyuncu değil. Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Yeni Çorumspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Günümüzde Fenerbahçe Kulübü'nde teknik heyet sorumlusu olarak görev yapıyor. Süleymane Yula Ülkesi Malide futbola başlayan Süleymane Yula Belçika liginde Lokeren Vanderlet formalarını giydi. 2001 yılında Gençlerbirliği formasıyla ligimize adım attı ve prime dönemini burada yaşadı. 2005 yılında bir basamak daha yukarı çıkıp Beşiktaş'a imza atsa da kariyeri düşüşe geçmeye başlamıştı. Türkiye'de daha sonra Eskişehirspor ve Denizlispor formaları giyse de tutunamadı. Beşiktaş yıllarının ardından 4 farklı ülkede 9 farklı takımın formasını terletti. Günümüzde 41 yaşında olmasına rağmen Macaristan amatör takımlarından Pilis Kaba'da futbola devam ediyor. Aynı zamanda Makedonya Ligi takımlarından FC Şupi'nin de scoutluk görevini yerine getiriyor. Türkiye yıllarında Türk vatandaşlığı alan Mali Santrafor Türkiye'de Süleyman ismini almıştı. Süleymane olan ismini Süleyman olarak değiştirmişti. Zaten bu isimlerin kökenleri aynı. Richard Kingston Uzun bir süre Gana milli takımının kalesini koruyan başarılı kaleci 1996 yılında Galatasaray'ın altyapısına transfer edilmişti. Galatasaray altyapısında bir süre futbol eğitimi aldıktan sonra 4 farklı Anadolu takımında forma giydi. 2004 yılının Ocak ayında tekrar Galatasaray'a dönse de yedek kalecilikten ileriye gidemedi. İkinci Galatasaray döneminin ardından İsveç, İngiltere, Kıbrıs ve yeniden Türkiye derken Gana'da emekli oldu. Türkiye yıllarında bir de Türk vatandaşlığı almayı ihmal etmedi. Türkiye'deki ismi Faruk Gürsoy'du. Marcio Nobre Ülkesi Brezilya'da futbol eğitimi alan Marcio Nobre 2004 yılında 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Kiralık süresi bitip tekrar takımına dönünce diğer bir İstanbul takımı Beşiktaş bonservisiyle Nobre'yi aldı. Beşiktaş yıllarının ardından 4 farklı Anadolu takımında ve İsviçre Ligi'nde forma giydi. 2019 yılında Gençler Birliği forması giyerken emekli oldu. Türk vatandaşlığı da alan Marcio Nobre birçoğunuzun bildiği gibi Mert ismini kullanıyor. Evet Türkiye'de oynayan ve Türk vatandaşlığı alan 15 yabancı futbolcu bu şekildeydi. Umarım bugün hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.